da da tüp bebeğin tüm rutinle gireceğini düşünüyorum fikrim bu çok güzel peki polikistik over sendromlu hastalarda tüp bebek tedavisinin başarısını nasıl arttırabiliriz Şimdi şöyle söyleyeyim. Polikistik over sendromu temelde yumurta sayısının çok olduğu bir sorun ama bana normalde hastaların en çok başvurdukları e, no genel hasta grubu da polikistik over'lerce çokça görüyor. Niyeyse bugün tutup başladım. <laughs> ben de de <laughs> Neyse. hocam bugün. Genelde <laughs> hani gelen hastalardan dinlediğim öykü şu oluyor. Hasta geliyor. Ya hocam diyor benim yumurtalarım toplandı ama toplanan yumurtaların şu kadarı boş çıktı. Evet. Aslında polikistik over sendromunda temelde tüp bebek başarısını ana etkileyen faktör sizin tedavinizde elde ettiğiniz olgun yumurta sayısı çok net yani siz ne kadar çok olgun yumurta elde edebilirseniz polikistik over sendromunda da bu sayede hastaların daha fazla embriyosu olmasını ve embriyoların arasından da en iyisini seçme şansınızı arttırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla polikistik over sendromlu hastaya tüp bebek yapıyorsanız başarı ihtimali kesinlikle aldığınız olgun yumurta sayısıyla alakalı Alakalarız. olacak. Çok net. Sadece ve tüp bebekle mi peki hamile kalabiliyor bu hastalar? Şöyle söyleyeyim. Şimdi polikistik over sendromlu hastalar sadece tüp bebekle hamile kalmazlar ama tek dertleri polikistik over sendromuysa artık biz genelde izole sorunlar görmüyoruz. Yani bir hastanın sadece polikistik over sendromu olmuyor. Eşinde de sperm sorunu ha, oluyor, anladım. tüpünde problem olabiliyor, rahminde farklı şeyler e, oluyor. Sorun Buna zaten komple bir pencereden bakıp sorunları analiz ettikten sonra zaten bunları konuşabiliyoruz. Ama sadece polikistik over sendromu olursa böyle de hastalar var. Eşinin spermi, sperm hareketi, yaşı genç, yaşan önemli faktör. O zaman bu insanlara şunu söyleyebiliyorum. Polikistik over sendromu az önce hocamın da bahsettiği gibi tipiki diyabete eğilimin fazla olduğu hmm. şeker metabolizmasının çokça oynadığı bir sorun. Doğru. Ve dolayısıyla da siz bu insanların şeker metabolizmalarını varsa tiroid sorunlarını bir şekilde tiroid sorunları da polikistik over sendromuna çokça eşlik ediyor. Düzenlerseniz ve her ay düzenli yumutlamasını sağlarsanız. 6 ayla 1 yıl içinde, kimisi ilk ay içinde bu arada onu söyleyeyim ama tabii bunlar biraz hastanın kaderine de bağlı. Doğru. Gebek elde edebiliyorsunuz özellikle insülin direncini düşürdükten sonra. Hmm. Şimdi polikistikoverde tüp bebeğe geri dönecek olursam şurası önemli. Siz olgun yumurta sayınızı arttırdığınız zaman bu insanlar gebek alırlar bir. İkinci ana faktör ne polikistikoverde? Donmuş embriyo transferi. Bakın ortalama yumurta başına 150 ile 200 nanogram arasında östradiol salınıyor bir yumurtadan. Siz bir hastadan 20 tane yumurta topladınız polikistik diyelim. Daha fazlası da toplanır polikistik Ve bunlar olgundu. Yaklaşık 4000 civarına çıkar östradiol 20 yumurtada ve siz topladığınız gün bu geri 200'e düşer. Çok, çok büyük bir östrojen zikzağı oluşuyor bu hastada. Eğer siz bu transferi yaparsanız peşine bu hasta embriyonuzla gebe kalabilir. Ama bu zikzak yüzünden o gebeliği devam ettirme ihtimali maalesef daha düşük oluyor. Bizim istediğimiz ne? Hormon seviyeleri daha stabil bir çizgide gitsin. Ama bahsettiğim şey çok e, ciddi bir oynama yani siz 4000'e çıkarıp 200'e düşürürseniz bunu ki toplamada başka bir seçeneğiniz yok. O zaman polikistik overlinin gebe kalma ihtimalini de düşürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla da polikistik over sendromunda ana şeylerden bir tanesi de Donmuş embriyo transferi Anladım. ikinci gebelik başarısını arttıran şey factor, faktör net. diyebiliriz. ile hekim iletişiminin kalitesi tüp bebek tedavilerinin herhalde başarısını etkiliyor diyebilir miyiz? Aslında sadece tüp bebek tedavisini değil, bütün hekim hasta ilişkilerinin sonucunu etkiliyor. Şimdi hani e, şimdilerde çokça revaçta böyle plasebol lafına İnsanlar çokça alıştılar aşılar yüzünden vesaireden. Gerçekten hekim hasta diyaloğu iyiyse bile yani sadece plasobu etkisi bile hı hı. o insanların iletişiminin doğru düzgün olmasına ve o tedaviye olan inançları fazla olduğu için de gerçekten başarma ihtimallerinin artmasına sebep oluyor. Şimdi hastaların en çok yakındığı şeylerden bir tanesi şu. Biz hekimimizle rahat konuşamıyoruz ve soramıyoruz. O da dedim çekiniyoruz. Çekiniyoruzun dışında hani hekimler çok yoğun oluyor zaman, problemi kısıtlı aralık gibi faktörler mutlaka hekimlerin de hastaların da bunun önüne geçmesi gerekiyor. Yani evden gelirken kafasında bir sürü soru veya sorun olan insanın o sorularının bizim yanımızdan çıkarken cevaplanmış olması gerekiyor. Ha her şeyi cevaplayamayabiliriz işin doğrusu bu ama Cevaplayabileceğimiz her şeyi onların kafasında silip zaten stresli insanlar tüp bebek hastaları o stresin bir bölümünü hatta mümkünse tamamını hekimin yüklenmesi gerekiyor. Sonuçta bu benim işim ben hayatımı bununla kazanıyorum ve genelde de hastalara söylüyorum bakın buraya geldiniz bu işi bana veriyorsunuz o zaman stresinizi de bana verin. Ben de benim. benim işim bunu taşımak zaten doğru, bununla doğru. baş etmesi gereken kişi benim. Siz her aşamada biliyor olacaksınız yani ben size ne yaptığımı anlatacağım. Nasıl yumurta büyüteceğiz? Hangi stratejiyi izleyeceğiz? Daha yapmadan yaptıktan sonra değil. Sonuçta beklentimiz ne? Olasılıklar ne? Bunları en baştan konuştuğumuz şekilde için de konuşacaksınız. o ağaç dallandıkça ve bizim koşullarımız ilerleyip hangi tarafa gittiğimizi gördükçe de daha fazla bilgi veriyor olacağız hastaya. Çok güzel. Peki tüp bebekten yine bahsetmişken 5. gün embriyosu transferiyle gebelik şansı bahsedelim. Kesinlikle bahsediyor. daha yüksek. Çok net. Hani bir de polikistik over sendromlu hastalarda e Nasıl gebelik başarısı artar dedi ki aslında tüm tüp bebek hastalarında 5. gün embriyosu transferiyle gebelik şansı artar. Ne demektir bu? Şimdi 3. gün embriyosu ya da 2. gün embriyosu ne demektir? Şimdi hı hı. biz yumurtayı topladık. O gün sıfırıncı gün. Hastalar evet. hep onu 1 diye sayıyorlar. O gün sıfırıncı gün. O gün ne oluyor? O yumurtanın toplandığı gün eğer yumurta olgunsa bakın en başta da söyledim tüm yumurtalarınız olgun olmaz ve olgun yumurta sayını sizin polikistik overdeki de ana temanız başarıdaki. Olgun yumurtalarınıza mikro yapılır. Yani her bir yumurtanın içine bir tane sperm yerleştirilir. Yaklaşık 16-24 saat sonra bu yumurtalar döllendi mi diye kontrol edilir ve yapay rahimlerde takip edilmeye başlanır. İkinci günde bu normal bir embriyonun beklentisi 2 hücreli 4 hücreli olması. Üçüncü günde 8, 9, 10 hücreli olması. Dördüncü günde de birleşmeye başlaması. Hı hı. Beşinci güne geldiğinde ise embriyolar 100 ile 250 hücre arasında oluyorlar. Ve bakın e, mümkün olsa da buraya hasta embriyoloji formlarından getirsek. Diyelim ki bir polikistik orası. Hep polikistikten başladığımız için öyle gidiyoruz. Üçüncü güne 20 tane embriyosu ulaşmış olsun. 30 tane yumurta topladık. 20'si 3. güne geldi. 5. güne giden sayısı 6-7 olur. Hmm. Arada 24 tane elenmesi gereken embriyo laboratuvarda bu beklediğiniz süreç içinde elenir. Ama siz 3. günde transfer yapmaya başlarsanız o 24 taneden elenecek 24 taneden bir tanesini de transfer edebilirsiniz. Ve bu insanların o sizin transferinizle gebe kalma ihtimalleri düşer. 5. güne gitmedeki temel maksat. Kötü olanların elenmesi çünkü evet. zaten bizim mekanizmalarımız kötü olanı büyütmek üzerine değil iyi olanı büyütmek üzerine kurulu ve hı hı. beklediğiniz zaman bazıları gerçekten otomatikman elemine olabiliyor. Peki o zaman çikolata kisti varken de tüp bebek yapılabilir mi diye sorayım tedavi başarısını etkiler mi? Şöyle söyleyeyim şimdi çikolata kistleri gittikçe yaygınlaşmaya başladı. yani evet, Bu muhtemel bizim beslenme alışkanlıklarımızla Olabilir mi? alakalı ama... Günlük pratiğimizde eskisine göre çok daha fazla hasta da çikolata kisti görüyoruz çok net. Hmm. Benim mesleğe ilk başladığım zamanlarda 4 santimin üzerindeki çikolata kistlerini ameliyat edelim diye bir eğilim vardı. Ama artık yıllar ilerledi biz gördük ki aslında tüp bebek başarısını eğer tüplerde bir sorun yoksa çikolata kistleri direkt etkilemiyorlar. Şu an 10 santimden büyük çikolata kistleriyle tüp bebek yapıp hamile kalmasını sağladığımız ve Gebelik süresince de bu hasta hiç adet görmediği için doğuma geldiğinde de çikolata kisti tamamen kaybolan hastalarımız var. Dolayısıyla her çikolata kistini ameliyat edelim mi? Hayır. Bunun ne cevabı net. Ama eğer çikolata kisti kötü bir özellik gösteriyorsa bunu mutlaka hekimle ayrıca değerlendirmek lazım. Bakın her şey moda mod aynı şekilde gitmez. İnsanların farklı özelliklerine göre farklı değerlendirmelere tabi tutulmaları gerekir. Her çikolata kisti de bir değildir. Ama bir çikolata kistinin kötü olma ihtimali %2'den daha azdır. Hmm. Hastaya da %98 tarafının normal olacağını ve bu işin bu şekilde yapılabileceğini anlatıyor evet, olabilmek dersen. aslında o hem onun size olan inancını hem de doğru iletişimi kurmuş olmanızı sağlıyor. %2'yi derseniz ki ilk etapta ya bu %2 kanser olabilir. Bunu söylediğiniz zaman iş zaten çok farklı yerlere gidiyor. O yüzden nasıl konuştuğunuz az önce de... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.